Evet. Herkese selamlar dostlar. Bugün QRD Stellar T5 ya da T5 Joy-Con'u inceleyeceğiz. QRD firması bana ulaştı. Dediler ki işte elimizde çok güzel Nintendo Switch için bir Joy-Con var. İncelemek ister misin dediler. Ben de tabii ki de dedim. Ve ürün elime ulaştı dostlar. Ürünü bir haftadır kullanıyorum. Fikirlerimi ama size söylemeden önce bir kutu açılışını izleyelim. Orada böyle ilk tepkilerin bir sıcağı sıcağına görün dostlar. Bir hafta önceye dönelim. Sonra da günümüze dönelim. Ürün kutusuna bakarsak LED ışıklar, cihazın tanımı falan güzel bir kutuya benziyor. Hadi açalım kutuyu dostlar. Şöyle açalım. Buradan şöyle. Evet, şöyle hop. Açtığımızda uf baya premium gözüküyor valla. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir uf şöyle bir tuttuğumuzda evet baya tuşların hissiyatı falan çok güzel. D-pad çok beğendim. O baya ilk izlenim olarak güzel. Başka neler çıkmış içerisinden? Şöyle bir şarj kablosu var, USB Type-C. Bu D-pad'i değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben açıkçası bu şekilde kullanırım gibi hissediyorum. Yani ben böyle düz D-pad'leri daha çok seviyorum. Art şeklinde olan düz D-pad'leri. Çok güzel. Vallahi güzel bakın. Bayağı iyi. Hori'lerle kıyaslarsak. Tabii Hori'ler daha böyle basit gözüküyor. Çünkü içlerinde bunların pil de yok. Bunun içerisinde pil olması tabii ekstra bir avantaj. Bir de bu şekilde de kullanabiliyoruz bunu. Şurada tuşlar var. Şöyle çektiğimizde geliyor. Gayet güzel gözüküyor. Kutuda başka bir şey yok. Kutuyu kaldırayım. Şöyle normal Joy-Con'larla kıyaslarsak yani dağlar kadar fark var. Şununla kıyaslarsak benzer olduğunu söyleyebilirim ama bakın şu analog sanki daha güzel gibi. D-pad'de klikli olması çok hoşuma gitti. Tuşların da öyle aynı zamanda. Şu tuşların içerisinde switch'ler var. Micro switch'ler. Bunlar dümdüz bir şekildeydi. Tabi bunları biliyorsunuz. Şöyle takarsak. Şöyle taktığımızda evet. Direkt gördü. Işık yandı bakın burada. Burada da bir ışık yandı. Evet. Hissiyat olarak çok güzel ya. Bayağı böyle Steam Deck oldu yani cihaz. Resmen Steam Deck oldu. Şöyle göstereyim. Steam Deck'le kıyaslayalım. Tabi tuşların hissiyatı efsane yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. Şimdi Splatoon 3 biraz update olsun. Onu da test edeceğim. Diğer oyunları da test edeceğim ama yani tuşlar çok güzel. Şöyle olması çok güzel. Yani gerçekten ilk izlenim olarak benden olumlu bir puan aldı. Onu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle arkasına. Arkadaki tuşlar da var. Ayranabilir tuşlar da var arkasında. Evet dostlar. Videodan gördüğünüz gibi ilk izlenim çok iyiydi. Daha sonrasında işte kullanmaya başladım. Ciddi anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Normal Joy-Con'lardan bayağı farkı var. Hem fiyat olarak daha uygun hem de bana kalırsa ne bileyim işte Nintendo Switch'in Joy-Con'larını çok sevmiyorum. Bana kalırsa daha güzel bir seçenek. Ben zaten Hori'nin Joy-Con'larını kullanıyorum. Bunlar ondan da daha güzel. Hori'ninkiler tabii ki de Nintendo lisanslı ama bunlar Nintendo lisanslı olmasa bile bir sıkıntı yaşamadım. Bir hafta boyunca kullandım. Hatta Nintendo Switch'i daha çok oynamak istediğimi fark ettim açıkçası. Uzun süredir Nintendo Switch'te böyle çok fazla oyun oynamadığımı da fark etmiş oldum böylelikle. Steam Deck'te daha çok oyun oynuyorum. Nintendo Switch'e de dönmek için bir fırsat olmuş oldu benim için. Ürünün tabii ki de en güzel özelliklerinden bir tanesi bir kere drift olmuyor. Yani kesinlikle bunu firma söylüyor. Bu ürün diyor drift olmayacak. Joy-Con'ların en büyük problemi drift olmasıydı bildiğiniz gibi. Ona ek olarak da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela çoğu Joy-Con'larda bu şekilde kullanma olmuyor. Mesela Hori'lerde yoktu. Bu şekilde dediğim yani kablosuz bir şekilde gamepad'de kullanmış oluyorsunuz. Hem bir pro kontrolünüz oluyor hem de Joy-Con'larınız oluyor aynı zamanda. Çünkü gerçekten pro kontrol hissiyatı var. Ve biraz daha hafif pro kontrolerden ama tuşların bu switch olması çok hoşuma gitti. Tuşlarda switch olması çok güzel. Arka tarafında ise şurasında bir plastik var. Böyle farklı plastik. Elinizde kaymıyor. Tırtıklı bir yüzey var. Bu da güzel bir hissiyat oluşturmuş. RGB ışıklara bir şey demiyorum. RGB ışıklar cihazın en büyük albenilerinden bir tanesi. RGB seviyorsunuz. Kesinlikle sizi memnun edecektir. Bunları değiştirmek için de Joy-Con'ların üzerinde tuş var bir tane dostlar. T
T yazıyor. Bu T tuşuna basarak analog stick'in üzerine bastığınızda 8 farklı renk seçeneğinden birini seçebiliyorsunuz. Hatta rengarenk de oluyor bildiğim kadarıyla. USB Type-C ile şarj oluyor. Bu da güzel. D-Pad'ini çok sevdim. Eğer D-Pad'ini siz de beğenmezseniz ikinci bir D-Pad seçeneği var. Ben hatta böyle köşelerin artı tuşunun daha çok meydana geldiği D-Pad'leri seviyorum. Bunu sevmezseniz değiştirebiliyorsunuz. First Person oyunlarda ve özellikle Splatoon'da çok tatlı oldu. Konsolu biraz büyütüyor ama yine de bir Steam Deck kadar olmadı söyleyebilirim. Ama yine de konfor deneyimi sunuyor. Elimde hiç ağrımı yaşamadım. Kutu içerisinden çıkan şu cihaz sayesinde bunları böyle birleştirdiğinizde de çok güzel bir Pro kontrolünüz olmuş oluyor dostlar. Başka titreşimleri var. İkisini de farklı farklı titreşimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Yine T tuşuna basılı tutup bunları aşağı yukarı yaptığınız zaman analog stickleri titreşimi kapatabiliyorsunuz veya daha yüksek seviyelerde kullanabiliyorsunuz. USB Type-C ile buradan ikisi de şarj oluyor. Cihazın pilini kullanmıyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Kendi pillerinin olması iyi. Onları o şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ayarlanabilir makro tuşlar var arkalarında. Her kol için, yani her Joy-Con için sağ ve sol için de bunu ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Oraya farklı bir şeyler koyabilirsiniz. Tuş koyabilirsiniz. Ne bileyim işte ateş tuşunu koyabilirsiniz. Splatoon'da sürekli karakteriniz ateş eder. Ya da farklı kısa yollar atayabilirsiniz. Ben açıkçası çok fazla onu kullanmadım. Cihazın şekli de çok güzel. Şeffaf yapısı beni böyle çok mutlu et, çok güzel. Böyle şeffaf, içerisinde değişik semboller var, nota var, işte harfler var, rakamlar var. Bunlar da gerçekten keyifli. Bir de işte yakın bir arkadaşıma gösterdim. Kendisi Splatoon 3 ve Mario Kart 8 oynuyor konsolda. Bayağı online bir şekilde sürekli oynuyor. Ona verdim, o da gerçekten memnun oldu. Hatta aynı arkadaşımı Hori Split Pad Pro videosuna da konuk etmiştim. O da böyle onu beğenmişti ama bundan sonra artık ona bir daha bakacağını düşünmüyorum. Baksana abi şuna. Oo. Hissi çok güzel abi. Şuraya bassana bak. Çok güzel değil mi? O aynen şey böyle ya. Sanki mekanik klavye gibi. Aynen. Mahro sevişler var içerisinde. Mahro. Ve şey ışıklı falan olması da çok olmuş ya. Dostlar bu tarz 3. parti Joy-Con'lar günümüzde artık çok fazla üretilmeye başladı. Çoğunu imkanım olduğunca kanalda test etmeye çalışıyorum. Ama açıkçası bunlardan en çok beğendiğim bu oldu. Bir tane daha gönderilmişti ama maalesef elime ulaşmadı ama bana böyle firmalar ulaştıkça veya ben kendim uyguna buldukça alıp size bu videolarda onları da anlatacağım dostlar. Şimdilik bunu çok beğendiğimi ve size tavsiye edeceğimi söylerim. Açıklama kısmında da linkini koyacağım. Oradan da %10'luk bir indirim olması lazım. O indirime bakarak da %10 indirimizi kullanarak bunu alabilirsiniz dostlar. Benden bugünlük bu kadar. Sorularınız, yorumlarınız varsa diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi kendinize bakın. Bay bay.